Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi uzun zamandan beri yapmadık. Gene bir yaptığımız ders vardı, tevhid malzemeleri diye. Risale-i Nur'un dersi değildir. Risale-i Nur'un dersinden çıkan çıkarımlardır. Doğru düşünce malzemesi veya tefekkürün içinden çıkan şeylerdir. Bazı defteri önüne alıyorsun, ders yapıyorsun. Ders yapmıyorum kardeş. Bu bizim eğitim zeminimiz burada. Biz gündüz, her gün saat. Bazıları soruyor, bunu izah etmek zorunda kaldığım için Faruk. Her gün öğleyin biz ders yapıyoruz. Bazen Risale-i metnini tahlil ediyoruz. Bazen istifademizi paylaşıyoruz. Ta ki malzemelerimiz olsun. Onlardan bugün de. Bir, iki üç tane şey yapacağım inşallah. İstisnanın istisnası vardır. Başlıklı yazı. İşaret-i Caz'da var ya, her bir külli kaydenin bir şusuzları vardır. İstisnaları vardır. Mesela külli bir kayde herkesin ana babalı olması, bu Adem Aleyhisselam bundan hariçtir. İsa Aleyhisselam değil, anne babalı dedi. Annesiz olmak Havva validemiz. Adem Aleyhisselam'ın ey kemiğinden, hücresinden türetilmiştir Havva validemiz. İsa Aleyhisselam ise babasız. Havva validemiz annesiz. Adem Aleyhisselam hem babasız hem annesiz. Her külli kaidenin hususi istisnaları vardır. Onunla alakalı şey yapacağım. Her şeyin istisnası vardır. Bu çok antika bir mantık. Çok şeyimize malzeme olacak. İstifade ettiğim işaret-i cazdan bir de şey, Hakimat 86. İşaret-i cazda her külli kaidenin bir istisnası vardır. Onu sayfayı şu anda hatırlayamadım. Her şeyin istisnası vardır. O zaman Allah'ın kudretinin istisnası nedir diye soru soruluyor. Her şeyin istisnası var mıdır? Vardır. Allah'ın kudretinin de istisnası var mıdır? Kudretinin vardır. Nedir o? Bu istisnayı koyanın istisna kaidesinin dışında olmasıdır. İstisnası koyanın dışında olmasıdır. İstisna var ya, istisna. Devam edeyim. Bu da bu istisnadan istisna olmasıdır. Allah'ın, yani her şeyin istisnası vardır. Allah'ın kudretinin istisnası var mı? Yani acizlik olacak. Allah'ın kudretinin istisnası acizliktir. Değil. Her şeyin bir istisnası yok mudur? Vardır. İstisnanın da istisnası vardır. O da bu kaydeyi koyanın kaydenin dışında olmasıdır. O istisna oluyor. İstisnanın istisnası bu. Çünkü istisnalar kuralları var. İstisna da bir kuraldır. Mesela Risale-i Nur'da nasıl ceyran ediyor? Umumi bir kanun var Allah'ın. Şuzuzları var. Mesela 10. kattan düşen ölür ama ölmeyen var. Zehir içen ölür ama ölmeyen var. Mesela açlıktan ölür ama 2 tane 40 70 gün Hindistan'da bir adam aç kalmış. Ustad bahsediyor 70 gün. Ustad onu da geçti. 2 tane 40 yapmış. 80 demiyor. Aç kalmış.
Yani bak, demek ki istisna kuraldır. Nedir mesela? Umumi bir Allah'ın esmanının tecellisi var. Özel tecelli etmek. He? Esbapsız. Bu da istisnadır. Mesela özel rahmetini tecelli ettirmesi. Kastamonu'da var yani bu. Kastamonu'nu getirir misin? İstisna kuralları vardır. Bu istisna kuralının da istisnası vardır. Yani istinanın da istisnası olmalı. O da Allah'ın gücünün bu istisnanın dışında kalmasıdır. O da istisna. İstisna her şey için almıyor. İşaret-i Caz'da her külli kaidenin de bir istisnası vardır der ustad. Mesela Allah'ın bir tecellisi var. Her tecellisi var. Herkese şey yapıyor. Ama bazı kullarına tecelli etmiyor. Kaldırıyor. Adetini kaldırıyor. Evet, Risale-i Nur'un o kadar dehşetli manitlere karşı galibane mukavemeti sırrı ihlastan ve hiçbir şeye alet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i benim bakmasından. Yani ne yapıyor bu? Sırrı ihlas demiyor. Şimdi Allah'ın bir kudretinin tecellisi var. Kudreti umumi bir sistemle tecelli ediyor. Özel bir tecelli etmesi için bir istisna yapman gerekiyor ki o istisna tecelliyi aktif edilsin. O da ihlastır. İhlas değildir. Allah'ın dediği gibi yapmak ihlastır. Sırrı ihlas ise bütün meşru haklarından da vazgeçmek, o zaman o aktif oluyor. Yunus Aleyhisselam'da var abi. Evet. İhlasın tam sırrına. Hizmet-i İmanevel. Bu anlatmak istedim. Diyor ki İşaret-i Caz'da her külli kaidenin bir istisnası vardır der ustad. Her külli kaidenin bir istisnası vardır. Bu kaidenin istisnası da Allah'ın ilim, irade ve kudretinin dışında olmasıdır. Bak, bir istisna kuraldır. Kuraldır istisna. İstisna kuraldır. Bunun da istisnası var. Nedir o? İlmi, iradesi, kudretinin bunun dışında olmasıdır Allah'ın. Şimdi misal vereceğim de daha iyi anlaşılacak. Yani istisnayı istisnaya vurduğunuzda istisnası var. Nasıl çıkar? İstisnanın istisnası nasıl çıkar? Birbirine vurduğun zaman çıkar. Örnek vereceğim. İstisnayı istisnaya vurduğunda Allah'ın ismi çıkıyor. Yani taşı taşa vurunca taşın içi karanlık iken nur, kıvılcım çıkıyor. İki taş, ikisinin istisnası ışık. Mesela istisna ne? Taşı anlatacak şimdi. İki istisnayı vur, onların istisnası çıkıyor. Yani taştan çıkan hiç taşa benziyor mu? Taşın istisnası kıvılcım çıkmasıdır. Nur latiftir. Hacmi, kütlesi yoktur. Muayyen şekli yoktur. Yer kaplamaz ışık. Bir yere hapsolmaz ışık. Hele hele taşın içi buna hiç müsait değil. Taşın istisnası, taşın içinde zıttının nurunun bulunmasıdır. Taş katıdır, donuktur, kesiftir. Kesifin en kesifi taştır. Taşın içinde bunu saklayan, bedende ruhu saklayan, söndürücü olan suda yanıcı ve yakıcı elementleri saklayan, ölü cansız zeminden hayatı çıkaran çıkmasıdır istisna. Evet. İstisnası bu kaideyi koyanın kaidenin dışında olmasıdır. Abi vücutla Adem'in çarpışmasından istisna çıkıyor o zaman.
Evet. Çünkü dışında olan da kayyum oluyor. Yok, vücutla Adem çarpışması değil. Çünkü Adem'in içerisinde neler varsa çarpışıp vücut patlıyor. Mesela taşı düşünebiliyor musunuz, çakmak taşı? Böyle vurun. Taş yani. Taşı taşa vurduğunuz zaman kıvılcım çıkar. Bu kıvılcım, bu istisna, bu da istisna. İstisnanın istisnası, bundan burada olması mümkün olmayan, barınması, yaltaklık yapılması, nurun çıkması bunlara zıttır. Bunun mesleğinde tatbik edersek nasıl olur mu? Mesela istisna şöyle diyeyim. Zekat almak meşrudur fakirse. Ali Beyt'in alması haramdır. Ne oldu? Yardım etmek beşer dünyasında yoktu. İslam istisna getiriyor. Zekat. Bunun istisnanın da istisnası zekat alamamasıdır. Ne çıkıyor? Kutsiye çıkıyor. O zatlar kutsi oluyor. Mesela ihlas var. Bir de sır ihlas var. İhlasın istisnası sır ihlastır. Acayip müthiş bir kudreti aktif eden bir sırdır o. Herkes bunu bilmez. Herkes ona kanaat etmez. Etmediği için istisna olmuyor. İhlas umumi kaydedir fark. Herkes uymak zorundadır. Ama sır ihlası herkes uymak zorunda değil. Mesela bir tane ihram, evet ona gireceğim. Evlenmek meşrudur. Sen niye evlenmedin? İstisnadır. Allah'ın kaydesi. Mesela ihrama girmek. Nasıl gireceksin? Mesela sayılır talebeleri istisna. İstisnalar içerisinde istisna, işte erkanlar, hükümlerde denir değil mi abi? Kutsiyet niçin kazanıyorsun biliyor musun? Yani bir kere Allah'a kul olmak ihlastır. O kullukta bazı meşru şeyler var ki onları terk eden bazı istisna zatlar var. Bak, umumi bir sistem içinde, yani ihlassızlık kabul edilemez yani. O kulluk değil. Normal standart yaşantı ihlastır. Bu ihlas bu yaşantının da daha özüdür. Yani umumi genel sistemin istisnasıdır. Sırrı ihlas. İşte dedik Ali Beyt'in zekat alamaması, vakıfların bekar olması istisnadır. Yolculuk zaten istisnaydı. Bir de onun içerisinde bir sistem çıktı. İki tane taşı birbirine vuruyorsun. Peki ne çıkıyor? Müthiş bir güç çıkıyor. Kıvılcım çıkıyor. Allah'ın gücü aktif oluyor. Kutsiyet sahibi oluyorsun. Yani bir insan bütün böyle aleme hitap edebiliyorsun. Yoksa kim dinler? Hasan'ı, Yalova Kaymakamını. Beni kim dinler? Ama nurculuk İslami hareketler için istisnadır. Nurculuk içerisinde vakıf kalma istisnasıyım. O zaman kutsiyet çıkıyor. Peki biraz daha hazmedilmesi lazım. Peki başka bir şey. Önemli olan bütünlüktür. Başta altında. Bir şeyin sağlamlığı tümünün bütünlüğünden olur. Bir şeyin sağlamlığı bütünün sağlamlığından olur. Mesela 10 tane zincir halkası düşünün. Hepsi çelikten değil. 9 tanesi çelikten. Çok sağlam. Bir halka plastikten. Ama biri plastikten, zayıf halka. Sen buna sağlam zincir halkası diyemezsin. Bütün halkaların içinden en zayıf halkanın sağlamlığı kadar ona bir şey asabilirsin. 10 tane halka düşünün. Çelikten ama. Boğaz Köprüsü'nü taşıyan halka. Ama arasından bir tanesi plastikten. O zincire ne takabilirsiniz? Plastiğin çekeceği kadar. Plastiğin çekeceği kadar. Güç o zaman nedir? Çoğunluğunun mantıklı olması, çoğunluğunun güçlü olması değil. İşlerinin zayıf olan kadardır onların gücü. Siri seyru edafikum. Kastamonu'da geçiyor.
Nedir o? Aranızda en zayıf yürüyüşünüzle hareket ediniz. Devam ediyor. Kullanacağım şimdi. Bütün halkaların içinde en zayıf halkanın sağlamlığı kadar ona bir şey asabilirsin. Evrim teorisinin, Big Bang teorileri vesaire teorilerin sağlam halkalar elbette vardır. Çok önemli bak, mantık düşünme. Bak burada bir zındık yok. Ama kullanacaksınız. Size çok mantıklı evrim teorisinde tezleri var. Malzemesi var ya. Var mı? Var. Doğruluk payı vardır. Niye var ama bak. Evrim teorisinin doğru tarafı vardır. Yani güçlü zayıfı yok eder. Yani ezer demeli. Evet ezdikleri var. Sen bunu yok diyemezsin. Bak evrim teorisinin, Big Bang teorisinin vesaire teorilerin sağlam halkaları elbette vardır. Eğer küfre gidecek yolların ihtimalleri olmamış olsaydı cebir dünyası olurdu. Tabii ki küfre gidecek yollar, fikirler olmasa olmazdı. Düşünsene ki şeytansız insan olur mu? Ama evrim teorisinin sağlam malzemeleri vardır. Ama işlerinde öyle bir çürük halka var ki hiçbirisini yani hepsini değersiz kılıyor. Halkanın kuvveti hem diğerini tutuyor, halkanın kuvveti hem bunu tutuyor hem de tutunuyor. Peki nedir? Burada müthiş bir mantık var. Hem tutunuyor, ne kadar kuvvetli tutunuyorsa yukarıdan o kadar tutuyor demektir. 9 tane malzemesi doğru olsa, bir tanesi çürük olsa o teori yanlış olur. O zaman size ne getiriyor? Ya mesela evrim teorisini söylediler, tamam mı? Onu söylediler. Küllü men hücum etme ona. Doğru. Ama bütünsel düşündüğün zaman bir çürük yolu oldu mu bu devre dışı oluyor. Hiçbir işe yaramıyor. Zincir halkaları gibi. Mesela diyelim Süleymaniye Camisi, Ayasofya'nın camii malzemesi yani olması ortaya çıkması için çimento, tuğla. Hepsi var. Tamam bütün halka var. Ama Mimar Sinan yok. Hiçbir şey yaramadı. Kur'an da öyle değil mi? Hiç olsaydı komple çürüteceklerdi. Evet. Mesela başka. Bir kelamın doğru olması uygulamaya geçiyor. Ne söylenildiğine bakılmaz. Çünkü o anda muhakemen yok. Bilgin yok. Mesela birisini geldi, ben burada mantıkla kandırırım. Tamam. Meslek ve meşrebimi ona yuttururum. Nasıl yuttu bunu? Bugünkü seviyesine göre malzemesi yoktu, cahildi. Gitti. Bir başkası başka malzeme verdi. Biraz ilmi yükseldi. Benim anlattığım devre dışı olur. Öyle değil mi? O zaman ne dediğim değil. Bak bunu unutmayın ha. Adam bir tanesi kaderi inkar ediyor. Hadisi inkar ediyor gene burada. Şimdi ne dediği önemli değil. Kaderin de delilini aramakta değil. Bugün mantıklı gelir sana çünkü malzemen yok. Yarın güzel bir malzeme elde edince taktiği devre dışı olacak. O zaman diyor ki üstad sözlerde bir kelamın değeri denilene bakma. Değer alabilmesi için mütekelim, muhatap, maksat, makam. Kim demiş? Kime demiş? Niçin demiş? Gayesi neydi? Bu uygulayayım şimdi ben buna. Burada bir adam var. Burada inkar ettiği var. Kader. Ne inkar ediyor? Kader. Kim inkar ediyor? Bu. Kimin adına ediyor? Kaderi inkar edenler bakın bu çünkü doğma değil. Gökten zembille inmedi. Bir meşrebi takip ediyor bu. Ya Cebriye'dir, ya Mutezile'dir, ya Vehhabi'dir, ya Mucessime'dir, ya Şia'dır. Bak bakalım burada. İnkar edenler kim? Şia. Hah, bu Şia adına ediyor. Mütekelim, muhatap, makam, maksat. Sırf bu inkar ettiğine bakma.
Şuna bakıp da durma. Bunun delilini arama. Çünkü bu bir yerde duramazsın. Bunu delil yaptın. Delilini bile reddeder. Delile de delil getirmen lazım. Hadis inkar ediyor. Hadisin doğru olduğunu kütüb-i siteyi göstereceksin. Kütüb-i siteyi zaten adam tarumar etmiş. Kabul etmiyor. Hazreti Ali'den gelmeyen hiçbir hadis, hadis değildir. Çünkü Şia inancında Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra Hazreti Ali ve hanedanın dışında hepsi kafir olmuştur. Şia böyle diyor. Hepsi kafirdir. Dolayısıyla hadis nakilleri hadis değildir. Yalandır. Dolayısıyla Kur'an bu değildir. Kur'an 17 bin ayettir. Sizin bildiğiniz Kur'an'ın bir harfi bile yoktur bunun içinde diyor. Şimdi bu adamın ayeti inkar etmesinde, hadisi inkar etmesinde delil mi arayacağız? Ne yapacağız? İnkar ettiğine bakıp durma. İnkar edene bak. Bu niçin inkar etme ihtiyacını duydu durup dururken Türkiye'den tipi tipten mi çıktı bu adam? Bu neyin projesi? Topluma ne karı var? Kader inkar etmenin ne karı var? Toplumda mesela çıkıp medyaya, avama, daha Kur'an okumayı bilmeyenlere hadis inkar etmeyi, hadis değildir. Bunu uyandırmaya ne gerek var? Çünkü şu, uçak şöyle kalkıyor. İlk önce mukaddes yerlerin kutsiyetini yok edin. Sonra onlara kendilerine Kur'an'a yeteceğini, gurur ve kibirlerini verin. Sonra fikirlerinizi zaten alırlar. İlk önce mukaddes kaynakları, kütüb-i sitteyi ve onu anlatan imamları yok edin. Kutsi yerleri hücum edin. En azından yıkamasanız şüphelendirin. Sonra kendilerine kutsiyet kazandırın. Sen de Kur'an Müslümanısın. Sen de Kur'an'dan gidebilirsin. Sen niçin kendini aşağılıyorsun? Kur'an var bize yeter deyip kişiye enaniyet gururunu pompalayın. Bununla yapamayacağı bir şey yok. Artık ondan sonra kendisi tahrip eder. Niçin misal verdim? Öyle bir misal vereceğim ki anlattığımı toplumda çare olsun. Şimdi demek ki denilene bakma diyor. Verir misin bana sana zahmet sözlerimi? Kusura bakma. Ondan sonra denilene bakma. Neye bakılır? Mütekellim. Konuşan. Muhatap. Makam. Yani toplumda bu ihtiyaç mıydı? Niçin böyle? Hadis inkar etmek ihtiyaç mıdır toplumda? Yok. Şimdi bu insanların baş ağrısı ve kalp hastalıklarına tedavisi edilmesi lazım. Bu insanlar namazda eksik. Namaza ait bir şeyler anlattı. Bu insanların hastalık, psikoloji sorunları var. Ailevi sorunları var. İkili ilişkilerde var. İslam ahlakını anlat. Terbiyeyi anlat. Tamam. Yani bu insanın hadis inkar etmek, kütüb-i sitte inkar etmek ihtiyaç değildir buna. Bunların bir ihtiyacı yok. Ama niçin bunu yapıyor? Adam mecburdur yapmaya çünkü bu inkar ettiği bu adam mezhebi iktiza ediyor. O zaman diyor ki bak sayfa 430 38 dedim. Kelamın tabakaları ulviyeti ve kuvvet ve hüsnü cemali cihetinde 4 menbaı var. Biri mütekellim, biri muhatap, biri maksat, biri makamdır. Ediplerin yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Öyleyse sözde kim söylemiş? Kime söylemiş, ne için söylemiş, ne makamda söylemişe bak. Yalnız söze bakıp durma. Yani inkar ettiğine bakıp durma. Niçin buna ihtiyaç duymuş? Ha bundan dolayı, bu adam bundan dolayı bunu söylüyor. Evet. Tak o zaman bitiyor. Şimdi gelelim bizim mevzumuza. Önemli olan söylediğinin doğru olması değil. Doğru gibi gözüküyor. Doğru gözükmesinin sebebi bugünün cehaleti olduğundan sende. Bugünün ona karşıt verecek durumun olmaması. Bu şimdi kazanım değildir senin için. Geçici bir işgaldir. Ama yarın bunu öğrendiği zaman doğrusunu suratına tükürecektir. Mesela bir misal söyleyeyim. Aynı adam Risale-i Nur'a iftira ediyor mesela. Yine bir misal. Yarın öğrendiği zaman suratına tükürecektir diyecek. Nasıl tükürecek? Bak. Said Nursi diyor. Said Nursi Risale-i Nur'u Kur'an gibi görüyor. Ona da deli şurayı gösteriyor. Bak. Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Kur'an nokta virgül. Şu kitab-ı kebir kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Bir.
Kur'an, ayat-ı tekvini okuyan mütenevi dillerinin tercümanı ebedisi diye Kur'an'ı tarif ediyor. Adam kitabına ne yapmış biliyor musun? Said Nursi diyor, Risale-i Nur'u Kur'an gibi görüyor. Delilim de şudur diyor. Kur'an tarifinde şöyle tarif yapıyor. Kur'an ve Risale-i Nur. Şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Ayat-ı tekvini okuyan mütenevi dillerinin tercüman ebedisi. Burada Risale-i Nur olmadığı halde yalanı soktu. Peki niçin bunu yaptı yalanı? Meğer ben kızıyordum, bu ahlaksız değil midir yani yalan ve iftira söylemek? Meğer Şia'da yalan söylemek inançtır. İtikatta var yani. Şia inancında mesela şöyle diyeyim. Başörtü iman esasından değildir. Değil mi? Başörtü. İslam esasından da değildir. Ama farzdır değil mi? Şia'nın inancındandır yalan söylemek. Takiye yapmak iman esasındandır. Şia'da. Mesela Allah peygamber Cebrail'i gönderdi. Vahiyi getirirken Cebrail, biliyorsunuz Şia'da melekler inkar vardır, kitaplar inkar vardır, kader inkar vardır, üç tane. Niçin melekler inkar vardır? Çünkü güvenilir değil. Niçin değil? Cebrail getirirken vahiyi, 10 yaşındaki çocuğu, 40 yaşındaki olgun adamla ayırt edememiş, Hazreti Ali 10 yaşında ona vermesi gerekirken 40 yaşındaki adama vermiş. Yani şaşırmış. Yani 10 yaşındaki çocukla 40 yaşındaki olgun adamı kim şaşırır? Hadi şaşırdım. Bak şimdi. Yalan nereden geliyor bak. Yalan Şia'da inançtır. Sünnettir yani. Ne kadar yalancı olursan o kadar sevap alıyorsun. Ne kadar tesettür olursa bak şimdi. Cebrail döndü. Allah'a döndü. Peki Allah bilemedi mi kime vereceğini de Hazreti Ali verilmesi gerekirken Hazreti Peygamber'e vermiş. Peki Allah ne dedi bunu bildiği halde? Tamam ben zaten ona götür demiştim. Diyerek de burada Allah yalan söyledi diyor. Dolayısıyla yalan söylemek inançtandır. Peki Hazreti Ali kendisine geleceğini bildiği halde niye sustu? Takkiye yaptı. Bu da iman esasındandır. Olduğun gibi düşündüğün gibi gözükmemek. O zaman bu Şia'nın yapamayacağı ne olabilir? Anladınız mı? Ben size inanç esasıyla iman esası mesela amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusulü ve yevmil ahir ve bil kaderi hayri ve şerri. Bizde değil mi? Onlarda ne var? Tevhid, adalet, bozulmuş haşir akidesi, haşir, 12 imamın geleceği, bak tevhid, adalet, yani iman esasını sayıyor. Tevhid, adalet, haşir, 12 imama peygamberlerden üstün olduğuna inanmak, ricat, kayıp imamın geri geleceğine inanmak, takkiye yapmak, ne yaptı? Bir de peygamberlere inanmak. 7 tanedir. Niye peygamber? Çünkü o 12 imam peygambersiz olmaz. Daha kalitelidir, güvenilirdir. Daha çok güvenilir 12 imam. Ondan daha faziletlidir 12 imam. Dolayısıyla bu bunların devamı ama bu asırdaki sahipleridir. Peygamber inkar etmiyor çünkü bunu doğurduğu için. Onun için peygamber de. Peki takkiye yapmak, münafık olmak yani. Olduğun gibi gözükmemek. Bu takkiye iman esasındandır. Amentü dediğin için. İnançlarında ise yalan söylemektir. İman esasından değil ama inançlarında var. Yalan söylemek. Muta nikah inançlarındandır. Kadın erkek muta nikah caizdir. Şimdi muta nikahı ben yapacağım. Kadına haram. Bana aynı fiilde bana helal, kadına zina oldu. İkisini de kurtarmak için zinaya dini bir kılıf uyduracaksın. O da muta nikah. Tamam. Onun için Türkiye'de cazip. Şia. Niçin söyledim? Önemli olan bazı söyledikleri halkaların sağlamlığı değil. O 10 tane halkanın 9'u sağlam olsa, Boğaz Köprüsü'nü taşısa ama içlerinde bir halka plastikten olsa, o plastikten olan halkaya ancak taşıyabildiği kadar bir şey
asarsınız. 9 tane sağlam halkaya taşıyabileceği bir şeyi koyamazsınız. O 9 otomatik olarak 9 halkanın kuvvetliliği en zayıf halka kadardır. Şimdi bu itikat esaslarından Şia'nın bir tanesi buysa takiye olduğun gibi gözükmeyeceksin. Otomatik olarak devre dışı kalıyor. Sağlamlık kalmıyor. Peki bunu kime anlatıyorlar? Şaşırdın değil mi? Ve işte İran bunu uyguluyor işte. Yok ki mesela hani bilen birisi Müslüman ama... Ama Türkiye'de uygularken bu iman esaslarından bahsetmezler. Evet. Türkiye'de ne yaparlar? İlk önce dedim ya kutsi kaynaklara hücum edeceksin. Türkiye'deki proje şu. Mukaddes yerlere, şartellere, hadis külliyatına ve mesela adam durup dururken kadere niçin ihtiyaç duydu itiraz etmeye? Çünkü inançlarında kader red var. Daha sonra söylüyorlar. Tabii. İlk önce hadisleri inkar edeceksin. Sonra hadislerin sahibi anlatan kutsi insanları ahlaksız, yalancılıkla halt etti demeyle İmam-ı Azamları, İmam-ı Şafileri, Sahih Buhari Hazretlerini bunları devre dışı yapacaksın. Tamam mı? Böyle kutsi kaynaklara sen hücum şüphelendin mi Mehmet? Seninki. Daha seni peki ne bağlar? Önüne konulacak cazip kelimeler. O da sana şöyle diyor. Sen Kur'an Müslümanısın. Kur'an'a göre git. Sonra da zaten sana söylenecek ki Şia'nın kitapları reddediyor. Kitapları inanç yoktur. Niçin? Çünkü bu Kur'an bozulmuş. Aslı Kur'an Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra, bak nasıl bilerek konuşuyorum çünkü itikat kitaplarını okumuşum. Kaç gün olduğunu da biliyorum bakın. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra 70 gün Fatıma-tı Zehra radiyallahu anha'nın yazdırdığı Kur'an'dır. Kur'an'ın büyüklüğü, o Kur'an'ın bizim Kur'an'ın 3 mislidir. Orada ayet sayısı 17 bindir. Bizim Kur'an'da 6666 tanedir. Diyor ki Caferi Sadık, o da Sadık. Hazreti Ali'nin çocuğu. Diyor ki Allah'a yemin ederim ki sizin bildiğiniz Kur'an'dan bile, Kur'an'da bir harf bile aslı Kur'an'da yoktur. Evet, Şialan'ın işte doğru. Şimdi peki ben ne anlatmaya çalışıyorum? Bazı belki cazip şeyler olabilir her şeyde. Felsefede de öyle. Evrim teorisinde de öyle. Küllümen yanlış değildir kardeşim. Allah küllümen imana götürücü bir şart, standartlık getirmemiş. Küfre gidecek bir yol vardır. İnkara gidecek yol vardır. Ama bir şeyin bütünlüğü halkaların bütünlüğünden kaynaklanır. İçlerinden bir tane tezin, bir tane malzemenin çürük olması hepsini devre dışı. 8 tane sağlam olması teorinin, Darwin teorisi bir şey getirmiyor. Bu fikir devrinde sonra mı geldi İran'a? Tabii Hümeyni getirdi. Hümeyni'nin kitaplarını da onu deşifre edeceğim. Onu da biraz ettim. Şu anda sitede var. Mesela Hümeyni'ye soruyorlar. Din tamamlanmış mıdır? Hayır, din tamamlanmamıştır. Neydi? Leküm dinikum. Dinikum. Yani sizin ben bugün dininizi tamamladım. Ayetini muhalif olarak Hümeyni kaynaklı tabii. Şu anda nurdersi.com sitenin başında. O yazı var. 3 günde bir yazıyı değiştiriyorum. Servis yapıyorum itikat Şia inancını. Çünkü inançlarını ve itikatlarını okuyorum, çiziyorum. Kitaplarını temin ettim, aldım. Şia itikatları benim elimde. Ve onların çiziyorum, itikatlarını şey yapıyorum. Ve Şialardan daha fazla çalışıyorum. Hümeyni'ye soruyorlar tefsir. Sünniler hakkında ne düşünüyorsunuz? 1. Canları, malları, namusları size mubahattır. Gücünüz yettiği kadar. Ve İslam tamamlanmamıştır. İslam Kur'an Mehdi geldiği zaman tamamlanacaktır. O zamanı gelene kadar. Ne kadar uyduruk hadis şey yaparsanız o kadar da sevaptır. Çünkü yalan sevap olduğu için bir saat var adını unuttum. Aliye miydi bir Hümey bir şey bin bilmem ne adam kendisi vefat etmeden önce vicdanı demek rahatsız olmuş. Abdülliğin mi ne? 70 tane hadisi ben uydurdum diyor. Ölmeden önce demiş. Mesela Hazreti Ali'nin züht hakkındaki hadislerin çoğusunu ben uydurdum diyor. Bana kendisi itiraf etti. Şimdi 3. paragrafımız. Yani bir şeyi konuşurken onları anlatmak için değil.
bir mevzuyu konuşurken içini misalle dolduruyoruz. Misallerin için dolduruyor bunlar. Hem bizi inşa edecek, hem yanlışımı düzeltecekler, dinleyenlere malzeme olacak, tamam mı? İkaz olacak vesaire. Şimdi üçüncü bir yazımız. Peki abi, birbirlerine nasıl inanıyorlar bunlar? Yalan söylemek esaslarından ya. Evet. Birbirlerindeki işte iletişimlerindeki, hani konuşmalarındaki yalan söylüyorlar. İnanç esası. Nasıl birbirlerine inanıyorlar bunlar? İşte yalan yalan üzerine bindirilerek. İşte dedik ya, halkalardan bir tane zayıf oldu mu hepsi bitiyor. Yalan inançtandır. Bir tanesi çıksın Şia inancında yalan yoktur desen göreyim. Hayır takkiye, yani münafıklık yoktur. Çünkü olduğun gibi gözükmeyeceksin. Hatta Almanya'da birisine rastladım buna. Biz dedi hangi devletteysek o devletin dinindeniz dedi. Biz Hristiyanız dedi. Ama sen de Farisisin, İranlısın. Sen dedi. Mesela en korkunç şey de şu. Müslüman olmadan önce İran'da, İslamiyet gitmeden önce hululiye tarzı vardı. Hulul. Yani Allah kulların içerisine su, gömleğin içerisine su, eşyanın üzerine siner ya, girer ya. Hulul, Allah kullara tecelli edince Allah kullara girer, insan haşa tanrı olur. Hululiyet inancı vardı. Daha İslamiyet'i yeni tanımış, kendi eski batıl dinlerinden çıkmayan İran, İslamiyet'e tanıştığı zaman bu İslamiyet'e hululiye akidesini de soktu. Bu İbn-i Sebe yaptı münafık. Bilerek konuşuyorum. Dolayısıyla Allah Hazreti Ali'ye hulul etti. Hazreti Ali ilah oldu. Ehl-i Beyt'i çok pompalamalarının sebebi Ehl-i Beyt Hazreti Ali ilah olduğuna göre Ehl-i Beyt de ilah hanedanıdır. Onun için çok önemlidir. Onun için Hazreti Ali ve hanedanından gelmeyen hiçbir ayet, hiçbir hadis doğru değildir. Ondandır ki Kerbela Hazreti Hüseyin'in türbesi Kabe'deki Kabe'den daha kıymetlidir, daha değerlidir. İnançlarından var. Şimdi üçüncü yazımız. Işık hızında karanlık vardır. Ses hızında da sessizlik vardır. Başlıklı yazımız. Mesela Işık hızında ışık yoktur. Işık sahnedeki hızı kaçtır? Hızı? 300 bin. Bazı şeyleri bilmeniz lazım da böyle konuşurken malzeme, tefekkür veya misal verirken bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Mesela dünyanın kendi ekseni etrafındaki hızı, güneş etrafındaki hızı, ışık hızı çok önemli. Çünkü niye? Ustad Ziya diyor. Işık hızını bilmeniz lazım. Işık hızı saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor, tamam mı? 8 dakikada güneş buraya geliyor. 150 milyon kilometre mesafemiz var. Bazı teknik şeyleri bilmeniz lazım. Bak, bir şey ışık hızında gidemez. O zaman eşyalı maddelikten çıkar, enerjiye dönüşür. Bak şimdi. Ses hızında gidiyor bir insan. Ses hızında gidiyor. Diyelim ki dakikada 600 metre gidiyor. Yok, saniyede. Olsun. Saniyede 600 metre gidiyor. 600. Ses. Adam. Benim sesim de 600 saniyede 600 metre ile hareket ediyor. Benim sesim ona ulaşır mı? Ona bağırsam. Fatih, Murat dediğim anda sesim hızı kadar hızlı gidene sesim ulaşmaz. Tık gider. O adam hep sessizdedir. Hatta kendi konuşmasını kendisi duymaz. Onun için ses hızında hareket edenler sessizdedirler. Işık hızıyla hareket edenler de karanlıktadırlar. Hiçbir zaman onlara ışık ulaşmaz. Şimdi nereye kullanacağım? Bunu çarpıldığı zaman... He? Üç harfler hep karanlıkta mı o zaman? Bak şimdi. Cinler, üç harfler korkmayın, cin değil. Cinler ışık hızında hareket edemezler, ışıkta şey yaparlar. Allah bölmüştür, gece onlarındır, gündüz bizimdir. Onun için bağırıp bağırıyorum, isim vermiyorum ama 12'den sonra ayakta olmayın. Onlar akşam namazından sonra elleri çözülür. Yani Allah bize diyor ya insana Celle Celaluhu, gündüz maişetiniz için zemin,
Gece de istirahat örtüsü yaptım. Şimdi gece çalışıp gündüz yatanlar fıtrata zıt hareket ettikleri için ne bedensel ne ruhsal sihatları olmaz. Psikolojileri bozuk olur, gergin olur. Çünkü fıtrata zıt çalışıyorlar. Abi gece bekçisiyim. Ne yapayım kardeşim? Senin için kaydı mı bozayım ben? Allah koymuş. Bacanını ama küm sıbata. Yani ona göre işini koy yani. Senin için yani konuşmayayım mı? Ha, gece 12'den sonra ayakta olanın huzurda nasibi yoktur. 12 ile 2 arasında yatmayanın 12 ile 2 arasıdır. Tıp 10 ile 2 arasıdır diyor. Şeyde işte büyük alimler mesela Marifetname'de de 12 ile 2 arası insanda bir sıvı var. Dinlenme sıvısı salgılanıyormuş o saatte. 12 ile 2. Ayakta isen ertesi gün 20 saat yat dinlenemezsin. Şimdi malzemeli veriyorum bir şey yapmak için. Tamam dinlenemezsin. Bazı şeyleri bilmen lazım. Sıkıntı nereden geliyor? Hep cinlere veriyorsun. Başka ne yaparlar? 12'den sonra 12'ye kadar pek güçleri yetmez. Isınıyorlar cinler. 12'den sonra ayakta olanın hiç şansı yoktur. Ya kapısına bir iş yaparken ses Allah Allah nereden geldi ya? Mesela ben Allah'ımla bir anlaşmam var biliyorsunuz. Ya Rab bana ver, senin kullarına vereceğim biliyorsunuz değil mi? Bugün başıma geleni söyleyeyim mi size? Başıma ki söylemek lazım çünkü anlaşmamdır. 4 gün seyahattaydım. Değil mi? Manisa, İzmir vesaire ödemiş şudur budur. Evraklarımı Allah hamdolsun okudum. Ama yağsız tuzsuz uçakta. Yağsız tuzsuz okudum yani. Tam okuyamadım, çıkamadım ama okudum. Zoraki çünkü seyahat ediyorum, arabalarda okuyorum. Arabanın koltuklarına yatıyorum, aletimi okudum. Bugün startıma girdim. Allah şahittir. Yalan söylesem kafir olurum. Zaten onun için veriyorum size. İster dinle, ister dinleme. Benim Rabbimin verdiğini zaten söylemişim. Bana ver ya Rabbi, kullarına vereceğim. Bana da ver de ben istifade edeyim. Şimdi cüzümü okuyordum sabah duydunuz. Duydunuz değil mi? Evet. Ha. Ne oldu biliyor musun o anda? Tam okurken demek ki 3-4 gün ya ama okudum aldı. Ama yağsız tuzsuz okudum. Ya yarım cüz okudum. Biraz sonra Manisa'da bilmem ne okudum. Giderken beklerken okudum. Yani bir böyle şey yapamadım yani böyle iyi bir. Evet bitirdim. Kaydı yaptım ama demek ki sıkıntı olmuş. Okurken kaçıyor? 1,5 hizb. Biliyorsun her bir cüzde 4 tane hizb var. 1,5 hizbi okurken Faruk şöyle oldu. Dum! Bir patladı ki depremi bilir misin böyle? Hani dinamit taşa koyarsınız ya. Dum! Beni bir sarstı böyle. Hemen kalktım deprem oldu. Çünkü 2 tane deprem yaşadım ya. Adana'da deprem yaşadım, Hatay'da yaşadım. Bir baktım, bir durdum. Ondan sonra sert vurdu. Baktım ki deprem yok. Durdum. Tekrar devam edin. Devam ettim. O 1,5 cüz 2'ye gelmeye başlayınca 3'e başladı. 3 defa. Güm güm güm. Ama hafif. Hepten hafif. 2 çok. Güm. Ama sarp. Böyle oldu. Yalan mı söyleyeceğim? Allah'a şey yapmışız. Sarstı beni. Böyle sarp. Böyle oldu. Şimdi nereye götüreceğim? Bazılarının vücudu sağlanıyor. Bazı titriyor. Bazı bir anda terliyor. Hastayım. Hasta değilsin kardeş. Akıllı bak. Bir sarstı. Ben ne yapsam? Eyvah kalp krizi geçiriyorum. Sinirsel bu bir şeyim geçiyor. Hemen acil. Dedim devam. Neyin nesi de çıkacak bakalım. Kara koyunu sonra çıkar oynuyor. Neydi? Bir var da bir laf. Karamanın koyunu sonra çıkar oynuyor. Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu. Dur dedim. Bekliyorum ya. Dur bakalım. Bununla alakalı bir şeydir dedim. Sonra ikinci hizbe gelirken güm güm güm. 3 defa. Üçüncüsün yemedince gözüm açıldı. Ulan dedim acaba gözüm açıldı bir gerginlik vücudumda gitti bir rahatlık başladı. Vay aşağılık demek sendin dedim. İşgal girmişti. Olumsuz yani gördüğüm sokakta gördüğüm haramlar, seyrettiğim televizyonlar etmişsem genel konuşuyorum. Derslere giderken gördüğüm haramlar, olumsuz insanların soruları, gittiğim böyle evlerdeki rastladığım olumsuzluklar, ben de ervah habisi oluşturdu. Ne yaptı Kur'an'a? Direndi, direndi, direndi,
Güm diye patladı. Patlamak zorunda kaldı. Ey kardeşim, o zaman sen dinle. Şimdi bazen böyle sarsılıyorsun, bir şey yapıyorsun. Hiç endişe etmene gerek yok. Mahluk tutunamadı sende. Abi ama o anda Kur'an okumuyordum. Olsun. Tutunamıyor, duramıyor. Geliyor, 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 duramıyor. Ne kadar sert dahi olsa kemik, şey, buz güneşe karşı eriyor. Şimdi gelelim konumuza. Ses kadar hızlı hareket eden adam sessizdedir. Işık hızıyla hareket eden herkes enerjidedir ve karanlıktadır. Şimdi nereye kullanacağım bunu? Ben sana bağırdım. Sen de ses hızında gidiyorsun. O zaman benim sesim sana ulaşmaz. O zaman sana sesler gelmez. Çünkü ses hızıyla gidiyorsun. O zaman ışık hızı karanlık. Ses hızında ise sessizlik vardır. Işık sana gelmiyor ki aydınlatsın. Çünkü sen ışık hızıyla hareket ediyorsun. Dolayısıyla ışık sana gelene kadar sen gitmişsin. Dolayısıyla sana ışık ulaşmaz. O zaman sen karanlıktasın. Sesi de böyle düşün. Sen ses hızıyla hareket ediyorsun. Bütün sesler sana ulaşmayacağına göre sen sessizdesin. Senden bile ses çıksa yine sen duymazsın. Senden çıksa, çünkü buradan çıkan ses kulağa gelebilmesi için ses hızıyla geliyor. Ama sen ses hızıyla hareket ettiğin için ağzından çıkanı kaptı, aşağıya gitti. Kulağına gelene kadar geçti. Aynen bu örnekler gibi. İnsan, ne çıkarttın sen buradan? Abi şimdi en büyük ses sessizlikte. En büyük ses sessizliktir. Çünkü ses, bir tane dur. Bütün seslerin içinde muayyenleşti. Ama suskun adamdan korkun. Çünkü ne diyeceği belli değil. Bir şey demişse ihtimaller içerisinde diyeceğini demiştir. Gücü o kadardır. Evet. Bir de gece aleminde o aleme girdim diyor. Evet. Gece ışık hızıyla hareket edenin karanlıktadır. Tamam mı? Karanlıktadır. Ne demektir? Işık hızıyla hareket edenin madde değildir artık. Enerjidir. Enerji olanın mazisi ve müstakbeli yoktur. Yani mesela meleklerin dünü yarını yoktur. Zamanı mekanı yoktur. Niçin yoktur? Işık hızıyla hareket eden bir şeyin zamanın ölçüsü neydi mengi nokta? Işık hızıdır. Zamanın paradigması dedikleri, yani çizgisi ışık hızıdır. Işık hızını kaldırın, zaman ölçüsü yoktur. O zaman zaman ölçüsü ve onu aşarsan zamanı yoktur. Zamanı olmayanın mekanı yoktur. Mekanı olmayanın dünü bugün yarını yoktur. O zaman ilimden kudrete geçmelerine bir ihtizazdır. Bu. Bu oluyor o zaman. Yani ilimden kudrete ne var? Var olup yok oluyor. Ruh ışık hızından daha hareket ettiği için var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyoruz. Mesela ampul saniyede 60 defa yanar söner. Ama bizim görme kabiliyetimizden daha hızlı olduğu için biz devamlı yanar zannederiz. Oysa dağlardan ovaya bakın, karadan denize bakın, ışıkları yanıp söndüğünü görürsünüz. O zaman bir günü 50 bin sene olan günde Rablerine yükselirler diyor. Bir de diyor ki bir günü 1000 sene olan. O zaman bu farklı birimler olarak mı anlayacağız? Zaman birimleri olarak mı algılayacağız? Yani o tecelli tabii, farklılıklar oradan geliyor işte yani. Mesela diyelim ki ruh. Şu anda hani ampul yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor. Ama bizim görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için göz onu anlayamıyor farkı. Ama uzaktan anlarsın. Yanıyor sönüyor. O ışık bize gelene kadar, birinci yandı, ikinci yanana kadar göz aradaki farkı fark ediyor. O zaman lambanın yanıp söndüğünü görürsünüz. İnsan ruhu da ışık hızından daha hızlı hareket ettiği için var olup yok oluyor, var olup yok oluyor, yok olup var oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete, bu sefer bir insan böyle nihayetsi dırrrr oluyor. Dırrrr. Hepsi sensin, bu kaymettir. Hiçbirisi de sens değilsin, fotokopi değildir. Ölüm demek bu çoğalmanın dırrrr darın durmasıdır. Şimdi ruhun sıfatı ya bir kelam. Evet. Ama melekütte yakalayamıyoruz bunu. Ama sıfatını ümitte, yani ilimden kudrete, kudrette yakalanıyor. Yakalanıyor sıfı. Dışarı çıkışına yani. Yakalanıyor. Evet. Evet. Yani mesela ruh, bir daha söyleyeyim. Bir madde düşünmek için malzeme veriyorum. Bir madde elektronu
ve maddenin protonu var, elektronu var. Etrafındaki elektronlar saniyede 40 bin kilometre hızla döner. Ekvatorun uzunluğu kadar. Eğer bir maddenin elektronları ve kendisinin hareketi ışık hızına gelirse o madde enerjiye dönüşmüş demektir. Madde değildir artık. Enerjinin mazisi, müstakbeli hali yoktur. Zamanı ve mekanı yoktur. Aslına mı rücu etmiş oluyor? Aslına yaklaşmıştır. Mesela meleklerin dünü, bugünü, yarını yoktur. Bir anda her yerdedirler. Hiçbir yerde değildir. Çünkü niye? Işık hızından daha üstüne hareket ediyorlar. Eşya, dünyadaki eşya birbirine zincir halkaları ışık hızından daha aşağı olduğu için. Işık hızından dışında olduğunca senin hareketin bunun istisnası oluyorsun. Birinci yazımız oydu. İstisnanın istisnaları var. Bu televizyonların vericilerin verdiği görüntü buna misal olarak... Aynen, aynen. Yani bu kanunu istediğiniz gibi kullanın. Burada yakalamanızı istediğim şudur. Bir eşya ışık hızıyla hareket ediyorsa karanlıktadır. Bir insan ses hızıyla hareket ediyorsa sessizdedir. Ama bütün sesler, en büyük ses, en güçlü ses sessizliktir. Mesela eskide derdim gelecekte ispat edecek. Şurada bir su var, bir de boşluk var. Bu bir gücü vardır suyun. Bu boşluk sudan daha güçlüdür. Boşluktaki enerji. Sessizlik her şey olabilir. Her sese dönüşebilir. Ama mutlak sessizlik her sese dönüşürken bir sese dönüşürse o zaman diğerlerinden çıkıp bu olmuştur. Onun için susmak altındır, konuşmak gümüş ise. Mesela demeyiz mi? Demezler mi? Adam iki kelam etmedi ya. Tehlikeli adam ya. Belli etmedi. Kelam kişinin dilinin altındadır. Değil mi? Ne oldu belli. O zaman tedbirini alırsın, tehlikelikten çıkar. Hiç konuşmuyor. Belli mi adam? Değil. Nasıl, neye tedbir alacaksın? Kur'an için de aynı şeyi söylüyor abi. 25. sözde. Sükutu büyük sözdür diyor. Evet. Sükutu en büyük sözdür. El muflihun. Felah bulacak onlardır. Ama nereye felah bulacak? Demiyor. Ta ki mutlak bırakıyor ki genel olsun. Her şey içine alsın diye. Bir de Hazreti Ali'nin bir sözü var. Söylemeden o söz senindir diyor. Söyledikten sonra senin aleyhinedir. Aleyhinedir. Söyledin, mayenleştin. Artık o seni bağladı. İptir. Seni bir yere bağladı ip. Onun için işaretleyeceğiz da bu manada şey var. Her bir kaidenin bir istisnası vardır. Bu istisnanın da istisnası, bu istisnayı, kaideyi koyanın ilmi, iradesi ve kudretinin bunun dışında olmasıdır. İstisnanın da istisnası, bu kuralın dışında bu kuralı koyanın olmasıdır. Allah istisnayı koymuş. Peki istisnanın istisnası yok mudur? Vardır. Nedir o? Allah'ın kudretinin bunun dışında olmasıdır. Birinci derste buydu. Birinci yazımız da buydu. Peki, bakayım. Bir de aynaya şiddetli güneşi vurmasından, parlamasından ayna görülmediği gibi. Bu da çok önemli. Ayna düşünün. Burada mısınız? Son şeyimizi okuyoruz, kesiyoruz. Bu uzun değil, kısa. 3 satır. Hasan abi bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Bu velilerin velayet makamına çıkıp bir anda pek çok yerde gözükmeleri var. Bu acaba cinler alemine hakim olup onlar vasıtasıyla yaptığı bir şey midir? Yoksa velayet mertebesi dediğimiz daha başka bir boyut var da onunla gerçekleşen bir şey mi? Çok harika. Allah razı olsun. Güzel bir soru. Demek oradasın, sana tesir etti bu da. Bak. Cinler insandan daha aşağılık bir varlıktır. Bunlar cinlerle değil. Cinlerden zaten uzak oldukları için bu hali kesbettiler. Cinler kayıtlar adamı. Mahkum olursun. Bunlar kalp ve ruhun derece hayatına, hissiyat insanı çıkınca cesetleri ruha tabi olmuş. Ruhun kanunuyla hareket ediyorlar. Onun için ruhuyla hareket ettikleri için 59 mektubatta diyor ki, 3 tane örnek veriyor. İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişine 3 örnek veriyor. 1 ruhanilerin yere inmesi, 2 Cebrail'in dihye suretinde gelmesi, 3.'sü bir kısım demiyor. Çoğu evliyaların cismi misalleriyle
hayvanların içine giren değil. O ruhaniler, evliyalar, evliyalar öyle değil. Kuşların içine girmez evliya. O ruhaniler girer kuşların cephine, sineklerin şeyine diyor. Evliyaların diyor çoğu, bir kısımda değil, çoğu cesedi misalileriyle dünyaya geliyorlar. Bakarsın adam. Adam diye bakarsın. Ne haber diye adam, adam mıdır, geçmişteki evliya mıdır, tokalaşıyor musun? Ha, o velilerin himmet etmeleri, hissiyat-ı insaniyenin ruh seviyesine çıkıp, ruh da mazi ve istakbelli halde yaşadıkları için, onlar için mazi ve müstakbelli yoktur. Haziran gibidir. O zaman icraatları o bu seviyede oluyor. Yoksa cinlerle değil yani. Bak da yapabilir imkan. Ya onları kullanırlar. Onu çok aşağıda Murat. Yani hissiyat insanı ruh seviyesine çıkan adam üniversite diploması demektir. Tabii. Cinler ise ilkokul diplomasının. Yani sen şöyle diyeyim. Üniversiteyi okurken adam tahtaya çıkıp soru çözüyor. 3 çarpı 7 kaç yapar? Soru çözüyor. 21. Üniversite bilgisi değil ki bu. Üniversitede ilkokul bilgisini kullanıyor. Elbette ki bu evliyalar üniversite diploması ama ilkokul bilgisini de kullanıyor. Onları da istihdam ediyor. O zaman bu Troçki'nin filan şeyin üstünden geçmesi... Ha o cinler, mi? Cinlerle. O cinlerle. Tabii. İstihdaç o zaman cinlerle. Cinlerle. Oluyor. Keramet şeyle, kalp ve ruh dairesi. Daire. Ki istidraç cinleri kullanarak. Cinler seni kullanıyor. Seni tutup götürüyor. Mesela sırtlarda bisikletle geçiyor adam. İpten. Dedim beni bir götürün de geçsin göreyim. Ne yapacaksın abi? Ben aşağıdan ayet-i kürsü okuyayım da o adam oradan geçsin adam. Cin yapıyor onu çünkü. Tutuyor sağdan soldan. Evliyaların kerameti mesela suyun üzerine geçiyor. Troçki de suyun üzerine geçti. Onlar cinler tutuyor. Ötekisi ise hissiyat insane kalp ve ruhun derece hayatına giriyor. O zaman maddenin dışına kalıyor. O zaman cesedi istediği gibi kullanıyor. Yani yapışmış olan ruh cesede ayrılma nispetinde bedensel dayatmalar, bedensel hazlar, bedensel şehvetler, gadaplar, öfkeler, psikoloji bozuklukları ruhu ayırma nispetinde buraya gelmiyor. Burada oluyor. Mesela usta donuyor cesedi. Ha şeyde, Afyon'da buz. İhtiyar, hiçbir şey yok. Ne olacak? Fakir adam. Cam kırık, buz. Ölmüyor. Çünkü ruh ölmüyor. Ruh tutuyor bunu. Ne yaparsa yap, ceset ölmüyor. Çünkü ruh orada değil. Hakim ona. Hakim. Zaman üstü çıktığı için Said 80. olmuştur. 80'i mezar taş. 79, 80 mezar taş. Tak tak. Yani 1960 çevirirsen. 1300 sene. Yani o zaman. Zamanla arkasına geçince ölümünü de biliyorsun. Ben diyor buraya gitmek için gelmedim dedi Urfa'ya. Çünkü biliyor. Kırık bacağıyla 30 saat suda kalmış. He? Kırık bacağıyla 30 saat suda kalmış. Suda kalmış. Yani ruhu ne kadar ruhu cesetten bu kadar yaparsan bu kadar cesedi düşünceler, vehimler, vesveseler, şehvetler, öfkeler, paradır, makamdır, bilmem nedir, abidir, hocadır bunların dayatmaları gelmiyor buna. Uzaklık. Bu hakimiyeti akıl cevheriyle mi sağlayacağız? Yok. Bunu akıl cevheriyle dengede tutacaksın. Bu akıl nedir? Aklı olmayanın dini yoktur. Akıl ilk muhataptır. Dine muhataptır. Dima buna ilk muhataptır. Bu ilmi şey yapacak. Sonra taşınacaksın onunla vicdanına. Vicdanına nasıl taşınacaksın? O yöntem var şimdi uzun olur. Vicdandan sonra kalbe geçiyorsun. Bak dimadan vicdana, vicdandan kalbe, kalpten ruha geçince. Artık kalp ve ruhun derece hayatına geçiyor diyor 17. lemada ustam. Hissiyat insani vicdandadır. Hissiyat insani vicdandadır. Latife insani kalptedir. Hissiyat insani o vicdandaki his kalpteki latife insani. Latife insani bir ders var. Hollanda'da konferans verdi onu. Latife insani, latife Rabbani'den ayrı bir şeydir. Latife insani, latife Rabbani'den üstündür. Latife Rabbani vicdandadır. Latife insani kalptedir. Vicdan ve dima kalbin iki ayağıdır. Bir, iki. Ama kalpte başka şey de var. Kalpte lümen şeytani de var. Şimdi eğer bu dima çalışırsa edile şeriye göre nedir o? Kıyas ama tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, irtizam, itikad. Dima meratiplerinde nasıl çalışır? Onu söylemem kısacası. Tahayyülün
tefrit, vasat, ifrat. Tasavvurun tefrit, vasat, ifrat. Eğer bu vasata ne kadar denk getirirsek bunlar vicdana iniyor. Vicdana inince vicdanın en dış çemberinde şey var, irade, gir içeri zihin, gir içeri his, gir içeri de latife-i Rabbani. Bak şimdi ne olacak? Eğer bu dima, ifrat, tefrit, vasata getirirsen vicdana aktif ediyor, vicdana iniyor. Vicdana edince ilk önce irade aktif oluyor. İrade olunca ibadet olur. İbadet arttıkça terkleri çoğalıyor. İbadet derken o namaz, oruç falan değil, terk, haramların terki. Haramların terki oldukça insanda basiret artar. İrade, ibadet, basiret artar. Sonra bu arttıkça ikinci bir makam geliyor, zihin. Zihin vazifesi marifetullah. Zihnin vazifesi marifetullah olunca insanda dirayet olur. Hissin vazifesi muhabbetullah. İnsanda muhabbet hakim olursa, yani el hubbu fillah ve el buzu fillah. Çabuk anlatıyorum ki anlatmak istedim çok. Hissin vazifesi muhabbetullah. Muhabbetullah ne demek? El hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman ol. Olunca sende feraset artıyor. Muşahadetullah, latife-i Rabbani, muşahadetullah, dişe vuruşur kemala. O zaman topluyorum. A, B, C, Ç'den ezbere kalsın. Şu anda bilgi yığınağı olduğunu biliyorum. A, B, C, Ç'den kalır. Bak aşağıdan yukarıya. B, basiret. B, C, D, dirayet. D, E, F, feraset. F, K, L, M, kemalat. Basiret, dirayet, feraset, kemalat. İradenin vazifesi ibadetullah, feraset olarak gözükür. Sakın ha ibadeti namaz oruç değil, terk. Meniyattan, terklerden ve günahlardan. İradenin vazifesi ibadetullah, dışa görüşü müminin ferasetinden korkun diyor. Hazreti mektubata geçiyor. Zihnin vazifesi marifetullah, insanda hakim olursa dirayet olur. Dirayet dersimiz var. Burada anlatıyorum bir saat. Hissin vazifesi muhabbetullah, dişe vuruşu feraset olur. Latife-i Rabbani bu üçünü kullanırsa müşahadetullah olur. Müşahade yapabilen insanın dişe vuruşu da kamil olur. Kemalat olur. O zaman ne olur? Latife-i insaniye geçer bu bütün. Latife-i insaniye kaptıydı. Latife-i insaniye oldu mu bunlar seviyesine göre en mükemmel değil. Murat, bu dördü feraset, dirayet, basiret, dirayet, feraset, kemalatın bütünlüğünden latife-i insani aktif olur. Latife-i insani aktifliği nispetinde hissiyat insani kalp ve ruhun dereceyi hayatına geçer. Mazi ve mustakbeli beraber görür. Artık yaşamayla ölüm eşit olur. Yani hayatla mevt aynı olur. Şehadet âleminin üstüne çıkıyor. Tabii zaman ve mekana çıkıyor. Ve ahireti de görüyor, dünyayı da görüyor, hepsi. Hatta ölmeden önce ölmek istemişler. Yaşamak isteyenler hizmeti için oldu. Yani Musa Aleyhisselam'ın azayla tokat vurması timsali suretine diyor, hizmetine set çeken şeyine vurmuş. Yoksa diyor kalmak için değil. Hissiyat insaniye çıktı mı artık en güçlü ses, sessizlik âlemine geçti. Ustad Hazretleri bu sistemin neticesini anlatıyor. 282 idi değil mi? Lemalarda yatsı namazında diyor o aleme girdim diyor. 72 mi 82 mi? 72. Yatsı namazında o aleme girdim. Niye yatsıda öğlene girmedin? Yatsı namazı vakti demiyor. Yatsı namazının içine girmiş. Girdim diyor, kainat ve dünya gözükmeyince kadar küçüldüler. Bir baktım ki bir şahsiyet-i Muhammediye var diyor. Ona selam verdim diyor. Şahsiyet ne demek biliyor musun şahsiyet-i Muhammediye? Ya, bu beşeriyeti yok yani. Nur Muhammedi şeyine mi çıktı acaba? Işığına çıkıp. Yani onunla mı muhatap oldu acaba? Bak, kainat var ya kainat. Kainatın evveli Nur Muhammedi. Ahiri Risalet-i Ahmediye. Tamam. Yani peygamber olması, baba olması, meyve, ağacı meyvesi, risalet. Ağacın çekirdeği Nur Muhammedi. Ağacın şeyi, zahiri görünüşü şahsiyet-i Muhammediye. Yani
maddi hayatı Muhammediye diyeyim. Risaledekileri söyleyeyim. Köke Nur-u Muhammedi. Meyve Risalet-i Ahmediye. Ağacın zahirisine maddi hayatı Muhammediye. Ağacın batınısına manevi hayatı Muhammediye. Bütününe şahsiyeti Muhammediye. Buna selam vermiş. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Dedim diyor. Bak tabirleri yerine koyunca şahsiyet-i Muhammed'i neymiş? Şahsiyet-i Muhammed insan değil. Kainatın çekirdeğine nuru Muhammed'i. Tamam abi. Ağacın sonuna, ağacın çekirdeği sonuna Risalet-i Ahmedi. Kainat ağacına madde hayatı Muhammediye. Kainat ağacının manevi tarafı, makine tarafı manevi hayatı Muhammediye. Dördünü koy tencereye karıştır, omlet yap, bütüne getir. Onun adı şahsiyeti Muhammediye. Gece alemde onu gördüm diyor. Şimdi tabiri yerine koyunca vay be, ama okunca bir şey değildi değil mi o? Çünkü içini dolduramadı konu. Onun için dolmadı ki. Şahsiyet-i Muhammediye selam verdi. Ha, selam vermiş ya. İşte içinde bir coşar oldu. Şahsiyet-i Muhammediye. Şahsiyet-i Muhammediye neymiş? İnsanlar o kadar küçüldüler, o kadar küçüldüler ki diyor. Yok oldular diyor. Hatta dünya bir şey oldu diyor. Kainatı da yok oldu. Kainat. E bir baktım ki bir Şahsiyet-i Muhammediye var diyor. Onu gördüm diyor. Ona selam verdim diyor. Elfu elfi salatın sat. Selam. Ve elfu elfi selam. Ne demek? Salat. Salat. Beşerden Allah canibindeki yönüdür. Nübüvvettir. Kemalattır. Salattır. Allah canibinden beşer canibine yön risalettir. Selamdır. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin. Bunu da gören adam ne kadar büyük bir adamdır böyle. Adam yok. Böyle işte. Şahsiyet-i Muhammediye. Şimdi diyoruz ya böyle bir şey işte gördü. He, mesela biz Şahsiyet-i Muhammediye ne kadar büyük bir şeymiş. İçin doldu ya. Ya bunu da görebilen adam da nasıl bir adamdır? Ha, ha, ha. Bir Şahsiyet-i Muhammediye. Mesela verir misin o lemaları? O kişi yaptık o cümleyi onunla olsun. Yani tabirin içini doldurduğun zaman, tabirin içini doldurduğun zaman... O zaman keyif veriyor Risale. Bak 272 mi dedin abi? Evet 71 abi. 71 mi? 71 başta. Peki. Elfu elfi salatin beşer canibinden ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah cümlesi namaz tesbihatında okunurken inkişaf eden latif bir nükteyi. Latif. Latifat. Hattan uzağa gördüm. Tamamını tutamadım. Fakat işaret nevinden bir iki cümlesini söyleyeceğim. Gördüm ki gece alemi, gece sakın ha, gece karanlık değildir. Unutmayın. Gece başka şeydir, karanlık başka şey. Karanlık gecenin üzerini örtmüştür. Eğer gündüzün üzerine karanlık örterse, gündüz de karanlık olur. Sakın ha, gece alemi ayrıdır, karanlık ayrıdır. Ve ateşe leyle ve ahirece duhaha. Bak, gördüm ki... Yarattık diyor abi, değil mi? Geçeyi yarattık. De ayrı yaratmış. Karanlığı yarattım diyor. Mahluktur karanlık. Evet. Ademi vücut değil. Yaratılmıştır. Ve ahrece duhaha. Ve ateşe leyleha ve ahrece duhaha. Gördüm ki gece alemi, sakın gece alemi karanlık deme. Ona karanlık ariz olmuş, örtmüş, istila etmiş. Yani gözümüz görüyor mu kardeş dağlar? Sis gelsin. Göz gözü görmez. Ne yaptı? Karanlık yaptı. Tamam. Gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o aleme girdim. Gece alemine girmiş. Gece bu değil, karanlık değil. Hayalin fevkalade inbisatından. İnbisat demek oku çek 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 çek. Bırak. Bu inkişaftır. Noktadan noktaya inkişaf. Sesim kucaklayarak geliyor hepinize. Bu inbisattır. Doldurarak gidelim. Hayalin fevkalade inbisatından iki, mahiyeti insaniyenin, hakikat insaniye değil, insanın cevherine muttali olmuş, geçmiş. Mahiyet insaniyenin bütün dünya ile alakadarlığından, bunu nasıl gördün? Koca dünyayı bir,
O gecede bir menzil gibi gördü. Bir oda, menzil. Ziyayatlar, bak, ziyayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler. Yalnız o menzili şenlendiren ve üsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyeti manevi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayalen müşahede ettim diyor. Müşahede. Hayal hayal değil arkadaşlar. Hayal kendisi ciddi bir hakikattir. Hayalen şehvet bir şey yaparsanız vücut bozulur. Organlar değişir, enerjiler değişir, hormonlar değişir, sistem değişir. Düşünceler de hayal değil. Mesela gadabı hayal ediyorsun, nefreti adamı hayal ediyorsun. Hayal ciddi bir hakikattır. Burada seni çıkarandır. Bir de görmediğin şeyi hayal edemezsin ki. Abi. Olmaz tabii. Görmediğim şeyi hayal edemedim. Müşahede ettim diyor. Müşahede. Bir adam bir yeni bir menzile girdiği zaman menzildeki zatlara selam ettiği gibi binler selam sana ya Resulallah demeye bir arzu içimden coşar buldum. Ya güya bütün ins ve cinin adedince selam ediyorum yani vesaire. Bütün niye? Yani hepsinin diyor. Devam ettim okumak istemedim ondan sonra. Yani hepsinin namına söylüyor. Bir şahsiyetle, imbisatla beraber kendisi de gidiyor. Şahsiyeti asıl imam olduğunu da söylüyor. Orada diyor ki bütün beşer namına diyor selam ettim diyor. O zaman biz de gitmiş oluyor muyuz? Tabii canım. Temsilci. Nereye? Yani talebe olmak, yani bu alem-i şehadette orada olmak, burada olmak. Hakikatta ise ruhunda olmaktır. Ama bu da biraz seçilmiş olmakla alakalı. Tabii bu seçilmiş ama talebe olmak şudur arkadaşlar. Talebe olmak, beşer itibariyle mekan farklılığı. Hakikatta ruhani bir bütünlük demektir. Onun ruhunda olmaktır. Talebe o demektir. Seni kabul etti mi tamam. Seni kabul ediyorum ne demek biliyor musun? Hani bir teşvik değil. Orada kaldı burada kaldı. O beşeridir. Ruhta öyle bir şey yoktur. Senin hakikatin rahatlanıyor. Aynı oluyor ruhunda. Aynı ruhunda temsil yok. Onun için diyor arkamda Hafız Ali var mı yok diyor. Niye onun duasına benim duama amin duydum diyor. Denizli'den Emir Dağı'nda. Dua ediyor sessiz. Amin diyor. Baktı, buyur ustadım, Hafız Ali burada mı? Yok. Benim duam amin dedi diyor. Mekan yok ki. Mekan zaman yok ki ehli hakikatın nazarında. Da amin dediğine göre, burada da bir şeyler vardır. Abi, neyle yapmış? İhlası aşmış, sırrı ihlasa girmiş. İstisnanın istisnasına çıkmış. İstisnan dersini dinlemedin sen bir başta 15-20 dakika, çok önemli bir dersti. Ne yapmış? Allah'ın gücünü, Allah'ın kudretini aktif etmek ihlasladır. Umumi tecelli ihlasladır. Bu beşerilik içinde ihlaslı olmak istisnadır. Bu ihlasın içerisine sır ihlas da istisnanın istisnası olmaktır. O zaman Allah'ın gücüne aktif ediyorsun. Beşerilik bir yaşantıdır. Allah'ın adeti var. Bunların içerisine Allah'ın dediği gibi olmak ihlastır. Bu beşerilik içinde istisna insanlardır ihlastı. Bir de bu ihlaslıların içerisinde sır ihlaslı olanlar var. Meşru haklarını terk edenler var. Ne yapmış? Gitti yüklendi matbaasını Hüsrev abiyle o. İkisi biri nur fabrikası biri gül fabrikası. Çekişmeler başladı. Böyledir yani. Olur, rekabet mümkün değil, kaçınılmaz olur. Onun için aynı zamanda iki peygamber gelmemiş. Allah'ın da iki tane şeyi yok. İşte gelmiş, bir tanesi devlet işi olması lazım ki hizmet yürüsün. Hizmet durdu iki tane. Bir tek iken daha güzel hizmet oluyordu. İkisinden bir tanesi devlet dışı olacak. Ustad bekliyor, hangisi devlet dışı olacak? Kader canibi değil mi? Hafız Ali abi yüklenmiş ve kendi tayfasında aldı ustadın önüne koydu. Ustadım buyur dedi. Toprak oluyor. Evet. Nur fabrikası bu. Gül fabrikasının sahibi de Hüsrev Efendi. İsterseniz Hüsrev kardeşimize bunu takdim edin. Benim elemanlar da onunla beraber çalışıyor. Ve isterseniz beni de istihdam edin. Onun yanında çalışayım. Makine onunla beraber olsun. Onun yanında olayım. Bir baktım ki diyor ruhuna riya yok diyor. Baktım samimi. Bu kalpteki bu sıfat sirayet edip diğer gelecekte hizmet yapacak diyor. Sirayet ediyor işte. Bu nedir? İstisnanın istisnasıdır. O zaman kudret aktif oldu.
Mesela Usta Zübeyir abi diyor ki, duysam ki Zübeyir, İngiliz, Fransız, Rus uçakları ittifak edip Said'i yok etmeye geliyorlar diyor Emirdağ'a. Hiç ustadın adeti değilmiş. Zübeyir Usta abi yaptı, ben de yapacağım. Böyle 60 bacak bacak üstüne. 60 ustadın adeti değil mi Zübeyir abi? Zübeyir, bir kahve ya, kahve içmek zamanıdır diyeceğim diyor. Ulan Fransız, İngiliz, Rus uçakları geliyor. Kahve yap. Çünkü acizlik gücü aktif etti. Allah'ın gücü devreye girecek demektir. Kahve onun için içiyor. Ebrehler gelse de... Anladın mı? Allah'ın gücünü aktif eden ihlasın içerisindeki sır ihlastır. Onun için 9 tane kuvvet var. En büyük kuvvet. O bir şey anlatmıştınız ya sen abi. Çeşme başında talebenin bir tanesi su doldururken biri gelmiş, dövmüş gitmiş. Şeyh demiş ki sen bir şey yaptın mı? Demiş ki yok. Koş 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 bir şey söyle demiş ona. Yetişememiş gitmiş varmış ve adam ölmüş. Parçalanmış. Bir masum. Şey ya Ankara'daki zat Hacı Bayrami Veli testiyle göndermiş çocuğu su almaya ve attı gelmiş kabadayı su dolduruyormuş. Tam doldururken çekilen demiş Veli. 2-3 tane çakmış. Bir tekmede vurmuş testiyi kırmış. Çok hiçbir şey dememiş. Allah'a yarık gelmiş. Demiş ne oldu? Demiş böyle böyle. Bir şey dedin mi demiş. Demedim demiş. Çabuk gibi hemen bir kelime söyle. Çabuk hemen yetiş çabuk. Soru izah edeceğim demiş. Çabuk. Niye yaptın? Niye yaptın? Ne vurmasaydın? Amca niye böyle yaptın? Ya bir şey de ya bir mukabele. Gitmiş bakmış ki at iki tekmelemiş adam öldürmüş o adam. Ya aşağıdayken at tekmelemiş öldürmüş. Sonra çocuk geldi, bütün talebeleri böyle, Bay Hacı Bayram Veli heyecanla olayı biliyor, sistemi nasıl çalışıyor arkadan biliyor, sistemi biliyor. İnşallah yetişir dedi, geldi çocuk, at öldürdü dedi. Talebeler hemen sordu, sırrı neydi hocam demiş, yani buna ait mi? Hayır, masumiyet mi? Hayır, Allah'ın sistemi şöyle çalışıyor, eğer mukabele etseydi intikamını almıştı Allah geri kalıyor, sevap, günah, hak, ahirete kalacaktı. Ses yapmadı, ses yapmaması gayretullah'a dokundu. Allah devreye girdi diyor. Ben diyor iki kelam etsin ki Allah'ın kudreti devreye girmesini istemedim dedi. Allah'ın devreye girerse kudreti hiç affetmiyor. Sultanın biri saray yaptırıyor. Bitiyor tabii saray. Bakıyor ki kenarında bir koca garip şey yapmış. Kamıştan küçük bir kulübe yapmış kendine. Tabii böyle bir sarayın yanında kamıştan kulübe olur mu? Yıkın bunu demiş anlatan. Kaldırmış atmışlar. Kadın da bir yere gitmiş, geliyor bakıyor ki bir tek kulübeci yerle bir olmuş. Ne yapması lazım? Normalde sultana bir şeyler demesi lazım mı? Hiçbir şey demiyor. Diyor ki ya Rabbi ben yoktum diyor, sen de mi yoktun diyor. Saray hemen çöküyor. Saray yerle bir oluyor. Ya Rabbi ben yoktum, sen de mi yoktun? Direkt Allah'la bağlantı. Yani çadırımı niye yıktılar? Yok şöyle böyle öyle bir şey demiyor. Ya Rabbi ben yoktum, sen de mi yoktun diyor. Ve saray çöküyor. Fesbana. Merkez dağılmış. Uzayda o günaş yapmış. Aynen. Merkeze telgrafı çekince. Merkezi, her şeyi merkezde. Bundan sonra laf olmaz daha. El Fatiha.